Bu transferlerde sponsorluklardan bahsettiniz. O da çok konuşuldu. Açıklamak ister misiniz? Sponsorlar diyerek neyi kastettiniz? Neden yanlış anlaşıldı? Aslında yani neden yanlış anlaşıldı? Manipüle edilmeye çalışıldı her zamanki gibi. İşte daha demin siz başlarken Erden Timur deyince akla bu şey geliyor dediniz ya. Bu da yani. Çünkü şundan aslında akla başka bir sürü şey gelmesi lazım ama sürekli ya, manipüle edildiği haklısınız için şey yapıldı. Ya ben onda şunu kastettim. Yok, hayır, sosyal medyada çok sık gündeme geldiği yani için. Sürekli çünkü bu bir için. Yapılanma gerçekten örgütlü bir yapılanmayla, örgütlü bir düzenle karşı karşıyayız maalesef. Ve burada da öyle bir örgütlü düzen. Yani bizim ülkemizin de bir sorunu olabilir. Coğrafyanın da bir sorunu olabilir. Belki diğer ülkelerin de bir sorunudur. Bilmediğim bir şey de. Pardon, bunlar şey kim yani? Bir takım mı? Öyle mi? Ya örgütlü bir, yani sosyal medyada yani örgütlü bir yatırım var. Yani ezeli rakibiniz Fenerbahçe mi mesela? Şu an için böyle şeyler. Ben lafımı şey o anlamda hani kıvırarak cevap vermeyi sevmem. Çünkü evet, Fenerbahçe'nin şu an için öyle. Açıkçası hedefindeki bir isimsiniz. Evet, evet yani bir sürü. Yani her türlü yani ne iftiralar. Yani şöyle söyleyeyim. O kadar örgütlü bir yapı var ki işte şeyler kurulmuş. YouTube şeyleri, oralardan işte yayınlar, herkesle ilgili en ufak bir gazeteci, masteci bir şey dediğinde acayip bir linç kampanyası. Ben zaten bunu şunun için söylüyorum. Araştırılsın bunların hepsi. Benim bitince çözüm önerilerim olacak. Bir tanesini şimdi söylemiş olayım. Orada tekrar ederim. Sosyal medya yapılanması herkesin, hatta Türk futbolunun gelişimi için belli şeylerden ayrışması gerekiyor. Yani bir toplumun da gelişmesi, insanın da gelişmesi %100 özgürlüğüyle alakalıdır. Özgür birey her şeyi geliştirebilir kendi içinde. Sizle bu konuda birebir anlaşıyoruz. Şunu bir ağzınızdan duyabilir miyim? Aynı örgütlü yapı Galatasaray yok, tarafında işte, var mıdır? Evet, yoktur. Galatasaray'da yok. Yoktur. Galatasaray'da örgütlü bir yapı yok. Sadece Fenerbahçe'de mi var? Bilmiyorum. Fenerbahçe'de de var. Diyorum ki savcılık bununla ilgili soruşturma açsın. Lütfen yarından tezi yok. Tüm yapıları incelesin. Herkesin, zaten benim çözüm önerilerimden birisi bu. Herkes, ben mesela gönüllü olarak hemen imza vereceğim. Tüm telefon kayıtları incelensin. Geçmiş bir yıl, iki yıl, üç yıl ne kadar diyorlarsa. Benim çevremde yakınımda çeken diğer telefonlar, onların da KVKK gereği imzasını almayı söz veriyorum. Hı hı. Yanımdaki insanlardan. Tüm hesapları incelensin. Anasının, babasının, dedesinin, atasının, ben hepsini vermeyi taahhüt ediyorum. Bu insanlar insanlığın en büyük şeyidir. İftira atmak. Hak yemek çok çok büyük bir konu. Herkes insanların hakkını yiyor. Ben diyorum ki hodri meydan. Bak, yarın yapalım. Çok varsa yarın yapalım. Çok doğru yapalım. Şeyler söylüyorsunuz. Peki bireysel olarak niye savcılığa başvurmuyorsunuz? Size yönelik böyle bir saldırı varsa savcılığa niye başvuruyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Sizce savcılığa başvurunca böyle şeyler soruşturmaya konu oluyor mu? Hayatınızda. Bilmiyorum. Tamam, ben size söyleyeyim. Hukukçu sizsiniz. Yani, Dayfun Bey şöyle söyleyeyim. Hukukçu sizsiniz. Siz niye? Birisiyle yani, ilgili... Size hakaret eden birisiyle ilgili bile savcılığa başvurduğunuzda manevi tazminat davası şey oluyor. Savcı bu tip şeyleri yani hakaret diye şu diye soruşturma şeyini almıyor. Sizin bir şeyleri yani ben mesela savcıya gittiniz, ben hukukçuyum. Savcıya gittiniz, dediniz ki örgütlü bir yapı bana savaş açtı. Şimdi belgeniz olması lazım, bir şeyiniz olması lazım. Olmadığı zaman savcı takipsizlik kararı verir. Ama sonuçta bir başvurunuz olması gerekiyor. Ya bu dediklerinizden biraz da sanki hukuk yapımıza güvenmiyormuşsunuz hayır, anlamış hayır, öyle demiyorum. Sizin şöyle hukuk yapımımızı bildiğim için güvenmemek değil, tam tersi. Siz herkesle ilgili şikayette bulunabilir. Herkesle evet. ilgili bulunabilirsiniz. Evet. Ama bunu ciddi bir şekilde belgelendirirseniz, yani benim böyle bir hissim var, bakın böyle bir yapı var dediğinizde bu savcının dava açacağı bir konu değildir. Evet. Takipsizlik gelir. Ben hukukçu olduğum için başvuruyorum. Ha, hukukçu olmasan başvurursun çünkü takipsizlik geleceğini bilmezsin. Yani buradaki şeyle Fenerbahçe başvurdu, takipsizlik aldı. Ama ben şunu diyorum, bakın çok net dediğim. Ben yarın imza vermeye hazırım. Hiç kimse vermese de veririm. Sadece benimki incelensin, yine tamam. Ama keşke demiyorum hatta, böyle bir şey yapalım. Çünkü bu şu neye sebebiyet veriyor? Siz sosyal medyayla belli belirsiz bir şey yapıp insanları baskı altında tutuyorsunuz. O baskı bu işin özgürleşmesine engel oluyor. O özgürleşmesine engel olmak demek gelişmeyi bitirmek. Çünkü siz etkileniyor musunuz sosyal medyadan? Ben şahsen bakmıyorum. Benim sosyal medya hesabım yok. Ya da bir takımın başarısında etkili bir şey mi sosyal medya? Yani başarısız, şöyle söyleyeyim. Başarı ya da başarısızlığında. Takımın oyuncularının üzerinde tabii ki etkisi var. İnsanlar bunlar.
tüm şey. Ama benim dediğim ekosistem için. Yani bu ekosistemi siz ne var içerisinde? Medya mensubu. Yazı yazan medya mensubu etkilenmiyor mu? Muhabir etkilenmiyor mu? Yorum yapan insan kesinlikle etkilenmiyor mu? Etkileniyor. Siz toplu bir şekilde saldırı olduğunda bir sonraki ve bu çok etkileniyorlar hem de. Diyor ki ya böyle bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey oluyor. Doğruya doğru diyemiyorsunuz ya. Bir insanla ilgili biraz sizle ilgili birisi olumlu bir şey söyleyince onundan çıkar sağladığınız söyleniyor. Normalde bakın geçmişte bu insanın birbirine bir daha ömür boyu konuşmamasına sebeptir. Siz birisini haksız bir şeyle suçluyorsanız. Ben derim ki çok basit ya. Bunu yapmak çok basit. Niye yapmıyoruz? Erdem Bey, bakın çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bunu yapması gereken biz değiliz. Herkes. Bunu yapması gereken öncelikle sizsiniz. Kulüpler Birliği diye bir yapı var. Üst kurul. Niye bu konuyu oraya götürmüyorsunuz ya da götürdüğünüzde red mi aldınız? Bak, Futbol Federasyonu diye tepe bir kurul var. Futbol Federasyonu bugün götürdüğünüzde ne diyorlar bugün size? Bugün federasyonla bunu konuştum böyle yazılı olarak biz öneri de hazırladık. Hepsini yapmak için, sunmak için. Ben Futbol Federasyonu'na ve Kulüpler Birliği'ne hakem hatalarını bağımsız tartışalım dedim. Onu bile kabul etmediler ki. Yani Kulüpler Birliği'ne söyledik. Hakem hatalarını herkes belli bir hakem sayısı belirlesin, bağımsız raporlansın bizim dışımızda. Herkes hakem belirlesin. Çünkü hakem manipülasyonunun önüne geçelim. Öyle değil mi? Yani kesinlikle. Kim kendisinin hatasını herkes hakemlere yıkıyor. Herkes hatasını. Doğru bir hakem hatası varsa de ki bu budur. Ben mesela açık açık şunu söylüyorum. Geçen sene işte o faydalandı şu faydalandı herkes töhmet altına bırakıyor. Ya 3 büyük kulüp yarıştı ya şampiyonlukta. 4 yarışsaydı 4, 5 yarışsaydı 5 kaç tane. Yarışanlar 3'er tane hakem belirlesin. Bunu da bu çağrıyı da yaptım kaç defa. 9 tane hakem. 9 hakem tüm maçları tek tek izlesin. Çözüm o, 15 gün alır. Çözüm o 9 hakeme güvenebilecek miyiz? Evet, bir de var. 3 tane seçsin artık yani bunun şunun için şimdi %80 de olsa ben güveniyorum. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz. Peki yani niye kabul etmiyoruz ki? Bunun başka da yani şunun için söyleyeyim. 9 tane hakem size tek tek tüm maçları izleyip basit hata genelde olan, hata olan kim ne yapmış? Bunların hepsi kim kaç puan avantaj sağlamış? Niye yapmıyoruz bunu? Yani o biraz da yorum, hakemler farklı yorum. Aynı kanalda her hakemin farklı yorumu da oluyor pozisyonla ilgili ama yani az önce söylediğiniz 9 hakem o yüzden bence çok önemli. Çok da kötüye doğru gidiyor. Yani toplanıyorlar işte dijital kanallarda birileri yorum yapıyor. İşte o gün bir hedef, birilerini hedef seçiyorlar. Bazen gazetecileri de hedef seçtikleri oluyor. Dediğiniz gibi katılıyoruz ama demek ki planlı bir şekilde oraya oturulup bazı tabii iyi yapanlar da var. Onlara tenzih ediyorum ama perde arkasında birileri var. Talimatla birilerini karalamak için böyle programlarda planlı, yapabiliyor diyorsunuz. Araştırılsın. Bence de araştırılsın. Bakın, bunlar şöyle söyleyeyim. Araştırılmıyorsa, kulüpler kendisi gidip imza vermiyorsa yani çok teraziden kaçan hile yapıyordur. Daha bunun çok cesurca şey daha çok fazla artıyor. Çok net teraziden kaçıyorsan hile yapıyorsundur. Başka hiçbir yani 2 kere 2 4. Medyanın da bu konuda baskı unsuru olması lazım. Galatasaray imzayı verdi. Fenerbahçe verdi. Öteki verdi mi? Fenerbahçe vermedi mi? Ya Galatasaray vermese verdi mi? Her gün sorması lazım. Bu şeyden, biz o konuda mücadeleye hazırız. Herkes birlikte mücadele etsin. Bir de şundan bir şey rica ediyorum. Kimsenin de inancını kaybetmemesi lazım. Yani bu işleri romantik olarak bulmaması lazım. Herkes yapsın. Ben gideceğim. Nasıl ki işte İtalya'da benim lise yıllarıma denk gelir. Di Pietro diye bu hani temiz eller var. Bu işin temiz ellerinin yapılması lazım. Erdem Bey, bakın bir şey söyleyeceğim. Bu dediğiniz hepsine katılıyorum. Çok doğru şeyler söylüyorsunuz. Ama uygulamaya gelince bir yerde kalıyorsunuz. Çok net bir şey söyleyeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun etik kurulu var. Bu kurullar aslında kendileri de devreye girebilirler ama sonuçta başvuruyla da girerler. Bence bu söylediklerinizi biraz sonra açıklayacaklarınızı dosya olarak etik kuruluna verin. Götüreceğim zaten. Etik kurul niye şimdi bu kadar zaman geçti? Bu kadar şeyiniz var. Geçen seneden bu yana kafanızda soru işaretleri var. Futbol Federasyonu etik kurul hakikaten ne iş görüyor? Onu bir kere merak ediyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu iş bakın etik kurulunun da soruşturabileceği bir şey değil. Yani Allah aşkına nasıl ben yani iyi ya bir şey öneriyorum. Etik kurulunda, Futbol Federasyonu'nda bu tür soruşturulacağı bir şey değilse savcılık soruşturur bunu. Futbol Federasyonu da isteyecek, Kulüpler Birliği de isteyecek, herkes isteyecek. Medya baskı unsuru olacak yapılacak. Herkes diyecek ki namertlik ortaya çıksın. Savcılık soruştursun. Herkesin telefon kayıtları alınsın. Savcı istediğinde
Zaten size sormasına gerek yok. Alır. Ben diyorum ki gönüllü olarak imza verelim. Umarım bizi dinleyen bir spor savcısı vardır. R'sen harekete geçer. Yani buradaki olay, bakın ama bu iş... Hayır, bu söylediklerinizden bakınca, gerçekten bakınca çok önemli, çok rahatsız edici şeyler oluyor ki oluyor da. Evet. Ama bunu herkes gözünü kapatıyor. İşte kapatmayalım. Yani buradaki olay kapatmayalım. Şöyle kapatmayalım. Siz de o zaman o gün söylediğinizde, elimde belgeler ver dediğinizde, o gün açıklasaydınız belki onlar olmayacaktı. Diğer kulüplerde. Hayır. Yani benim söylemek istediğim... Ben herkes, suçlusu ben mi oldum? Yanlış anlamayın ama herkes işine geldiği anı kullanıyor. Türk Hayır futbolunda. Şu an ne anı var bizim işimize geldiğimizde? Tayfun Bey şöyle söyleyeyim. Yapıcı olmanızı rica ediyorum da şu an ne anı var? Hayır, ben yapıcıyım. Yok, hiç yapıcı değilsiniz ya. Size. Hayır, şunu için söyleyeyim. Ben, şu an bizim ben diyorum ki aleyhimize, o zaman sıcağı sıcağına... Bakın sıcağı o zaman sıcağı. Şunu söylüyorum. Sıcağı sıcağına yapsak, o ligin sıcaklığı içerisinde yapsak, şampiyonluk yarışının olduğu dönem, o Adana Demirspor maçından sonrası işte Nisan'ın kaçıydı bilmiyorum bir şeyi işte. Yani 1 Nisan. 1 Nisan işte şaka gibiymiş. Neyse. Bu o zaman hani reklama gitmeye 4 dakika var. O konuya girip çıkamazsak kesildiğini zannedebiliriz. Girmeyeceğim. Yani. Soru soramadım. Tamam, o zaman yapsak şu olacaktı. Yani onu da söyledim yani. Bu ekranlardan ama dedim ki bir tamamlayabilirsin. Çok affedersin. Lütfen. O, şunu da söyledim ben şeye. Dedim ki ya bu zaman yaparsak biz bunun sonucunda lige şey yaparız. Tesli. Onun sonucunda şampiyon olsan diyecekler ki bak Ardentino bunları dedi ondan dolayı bu oldu diye. Erdem şu an Beyciğim, bir araya şöyle söyleyeyim. Türkiye'ye ahlaklı davranma hususuyla ilgili gerekli 5 ay kaybettirdiğim için çok özür dilerim. Beni assınlar. Siz 5 ayı kaybettirmiş. Ben bunu yapalım Erdem diyorum. Beyciğim, ne yapabilirim? Siz hukukçusunuz. 5 ayı kaybettirmeyecektiniz. Ben kaybettirmedim ki. Hayır, ettirmeyecektiniz diyorum. O zaman açıklamanızı yapsanız yani bu söylediklerinizi orada açıklamak yerine dosyayla etik kuruluna, federasyona o zaman verseydiniz. Bu bir süreç zaten. Belki de Türkiye'de ne zaman söylediklerinizin ertesi gün sonucu gelir ki? Ben benden ne istediğinizi gerçekten anlamadım. Hayır, Erdem Bey birazdan açıklayacak zaten. Ben yapalım zaten. Diyorum, açıklayacağım evet, diyorum. Yani bunu şeyde, bakın, ben de başka bir şey. Ben diyorum ki ben o zaman niye olmadı? O zaman niye yapmadı? Ama o diyorum ki bakın o zaman yapsam Galatasaray konuşsam. 2 ay sonra şampiyon olsa... Ki oldu. Süper. Bak bundan dolayı der konu güme evet. giderdi. Süper. Ben de diyorum ki konunun önemini o zaman azaltırdım. Ve şimdi açıklayacağım zaman ya ne kadar Galatasaray'a faydalı olurmuş denilecek şeyler. Harika. Faydası olmasının Galatasaray'ın aleyhine olarak şey yapmadım. Ben sizi gayet iyi anlıyorum. Ben de diyorum ki savcılık harekete geçmeli diyorsunuz ya. Ben şu an diyorum onu. Tamam. O zaman ki açıklayacağımız savcılıkla ilgili. Açıklamak yerine o zaman bunları kamuoyuna açıklamak yerine futbol federasyonuna götürseniz, etik kuruluna verseniz zaten bir süreç işleyecekti. Bakın, lige etki etmeyecekti. Lige etki edecek. Siz nasıl bunu... edecekti? Açıklamadınız bir şey. Oraya verdiğiniz... Açıklayacaklar mı? Ya Tayfun Bey gittiğinizde bunları evet. anlatmıyorlar mı sanki? Oradan bilgiler sızmıyor mu? Gözünü seveyim. Siz bu sporun bu kadar yıldır içerisindesiniz yani. Ben kendi aleyhimize olacağını bile bile anlatmadığımı zaten anlatma. Ama o günkü konu sosyal medya şöyle olsun böyle olsun değildi. O bugünkü konu. Benim açıklayacağım şeyin... Onunla bir ilgisi yok. O dedim ki bugün çözüm önerileri ileteceğim. O çözüm önerilerinden birisi. Açıklayacağım konular farklı. Onu zaten şey yapacağım. O yani o gün ben sosyal medyada denetim olsun, şurada denetim olsun gibi bir şey değil. O günküler zaten şeyler dediğim TFF, MHK, şey, yayıncı kuruluş bunlarla ilgili konulardı. Zaten orada ifade ettim. Yani şöyle bir şey düşünün. İyi niyetle yaptığınız bir şeyin iyi niyet diye anlaşılması bu toplumda çok çok zor. Ben bilgi bile demiyorum. O kadar çok belge dediler ki ben dedim ki ben belge demedim, bilgi dedim. Tekrardan konuşmamı da dinledim. Bilgi bile demiyormuşum yani. Kayıt ve konular diyormuşum. Herkes orada o kadar konuşma olmasına rağmen, dinlemesine rağmen herkes belge diyor. Yani demediğim bir şeyi ben bile inanacaktım herhalde belge dedim. Yani bu kadar manipülasyonla, bu kadar sürekli yönlendirerek, bu kadar... Çok çok özür dileyerek söylüyorum. Şey bir yaklaşımla, kasıtlı, kötü, üçkağıtçı bir yaklaşımla olan bir şeyde naif, düzgün bir şey yapmaya çalışıyoruz. Siz sürekli ben bu yani şöyle söyleyeyim. Şu gerçekten bir savcılar bunlarla ilgili birçok tahkikat komisyonu kurulsun diye önerim olacak. Ama o benim bir buçuk aydır şeyim. Hı hı. Hatta bugünden itibaren olsun diye de değil. Ya geçmiş olsun. Yani bir yıl, iki yıl neyse araştırılan. Ama ben burada zaten... Ben kendim bir yılımı biliyorum. Ne yapmadığımı çok iyi biliyorum. Ama kulübün lehine aleyhine olmasına hiç bakmıyorum. Yani belki 3 yıl önce başka bir şey bilemem hiçbirisini. Ama diyorum ki araştırasın ne var? Evet. Kim yanlış yaptıysa çıksın. Yani herkes zaten şöyle. Peki bugün için bir milat falan da demiyorum. Yani geçmiş de araştırılsın. Gelecek de zaten araştırılırsa böyle şeyler herkes çok daha özenli gösterir. Kimse o
atıyorum medya kuruluşunun yöneticisini arayamaz. Kimse birisi tweet attı diye 3 tane yöneticiye telefon açamaz. Bunlar olamaz. Zaten bunlar olduğu için sizin de makamınız sonuçta denetim makamı olduğu için sizin de özgürlüğünüzün etkilenmemesi gerekiyor. Kesin, kesin. Kamuoyu da denetim makamı olduğu için sosyal medyanın da o anlamda manipülasyon yapmaması gerekiyor. Şimdi bunların hepsi siz denetim bacağınız çok iyi sağlarsanız oraları doğru işletirseniz herkes doğru yapmak zorunda. Bu sefer ne yapmak zorundayım ben? Doğru transfer yapmak zorundayım çünkü manipülasyon yapamayacağım. Evet. Yarın hakem oldu şöyle oldu falan diye kandıramayacağım. İşimi doğru yapmak zorundayım. Veya denetim kısmı görevini çok iyi yerine getirdiğinde ben düzgün bilanço yapmak zorundayım. Çünkü ortaya çıkarırlar yaptığım hatayı. Şimdi bu işin doğru veya TFF hakem şey olarak hakemler belki daha özgürleşecek. Yani bir kere baskıdan dolayı bir şey yapmayacaklar. Ha bu sefer gelişimle ilgili kısmı var. Yani hakemler de çok iyiler. Sırf hatayı baskıdan dolayı yapıyorlar demiyorum ama bir sürü. Ve bunu yapmak şimdi bunu anlatıyor. Ya Türkiye'de bu olmaz. Çok bal gibi de olur. Hadi yarın yapalım. Tahkikat komisyonları kurulsun. Herkes incelensin. Ama şöyle değil. Yani şeklen değil. Gerçekten dediğim gibi atası dedesi hepimizin her şeyi incelensin. Çıksın. Yani bunun mesela kim incelenmesin diyebilir bununla ilgili? Kimse demez. Kim diyorsa muhakkak o işi yapıyordur. İtalya'da %100 az önce söylediğiniz temiz eller operasyonu. Evet, yani siz şu anda bir ihbarda mı bulunuyorsunuz? Ya neyse bulunuyorsam bulunayım yani. Ne olursa olsun evet. Ben yeter ki yapılsın diyorum yani. Peki bir araya gidelim. Sadece 10 dakika sonra tekrar birlikte.